Niye ya, itiraf ettin diye sormadın mı? Sordum. Evet. Bunu sordum abi. Ben sordum. Niye dedim yaptın dedim dedim. Ben işkencelere dayan... Yani olmuyor evet. Yani artık öyle bir şey ya, yani. Yanında avukatı yani... vardır ifade verirken. Efendim? Cinayet davasında yanında ifade verirken avukatı vardır. Hayır yokmuş. Yok olmaz. Ama kızım yavrum şimdi... Efendim? Ağır cezalı bir davada avukatsız ifade alınmaz. Yani yine şimdi beyler kusura bakmasın da yani efendim? Öyle kocanın da her sözüne inanılır mı be ya? Hayır efendim olmaz öyle şey. Be evet. İnanırım. Anlamadı olmaz. Daha benim ne dediğim o yüzden olmaz diyor ama hani. He? Yok neyse sen duymadın boş ver. Öyle yani erkeklerle şimdi... ilgiliydi. Orayı kaçırdınız. Çok bir daha söyle. Ne, Allah aşkına de. Söyle duyma kaçırdığım neydi? Allah aşkına söyle diye. Evet. Diyorum ki öyle kocanın her sözüne inanılır mı dedi. Evet inanılmaz tabii. Yani yani tabii ki hanımlar evleri daha çok korurlar. Koca bir takım şeyler yapmış olabilirse sözüne inanılmaz. Ama buradaki durum başka durum. Hayır yani şimdi kocan sana bakıp da ne diyecekti Çiğdem? Evet kız kardeşini mi öldürdüm diyecekti yani. Derdi abla. Derdi. Sen çok mu seviyorsun kocanı? Ya sevme değil abla. Çocuktu diyor ya annem. Ben de çocuktum abla. 16 yaşında ben de çocuktum. Ha. Annem beni kendi eliyle verdi abla. Çok iyi bir insan dedi. Ben diyorum ya o bayağı dedin yazma okuma bilmeyen şeyler. Ben okumayı çok istedim. Benim hayalim elimden. Ben çobancılık yaptım babam. Babam bağlansın konuşsun. Senin de mi okuma yazmayı? Ya var da böyle şey değil yani. Onunla ben evlendi 16 yaşım. Dedim hani o hayallerimden gidemedim Müge abla. Gidemedim. 16 yaşında evlendim. Ben eşimden sevgi gördüm, saygı gördüm. Ben her şeyi eşimden öğrendim Müge abla. Dedim Allah dedim iyi ki dedim. Ha, küçük yaşta iyi ki dedim. Seni karşıma çıkartmış dedim. Ben onunla yaşamayı tutundum. Benim gözyaşlarıma kıyamayan, hiç kimseye kıyamayan. Yani diyorum ki nasıl yapmış ya? Ya benim eşimin ilgisi ya çok ilgilendi benim ailemle. Dört hatanın hakkı bir derdi bana. Kız kardeşim kayboldu, çok dolandık. Kız kardeşim kaçardı. Eşim her zaman destekti bana. Ona akıl verdi. Yapma baldız böyle bak. Hiç şüphelenmedin mi sen bu 12 yıl boyunca? Abla şüphelenmedim. Şüphelenseydim ben 15 sene ben niye harcayayım Müge abla? Ben 3 tane yavru niye yapayım Müge abla? Çocuklarımla ben buralardayım. Çocuklarımı kuş gününe ben aldım geldim. Önce Allah sonra sen Müge abla. Ben inanmıyorum. Şimdi yavrum bak. Ben anlıyorum da. Şimdi benim hani sana yardım edebileceğim tek şey sen 1,5 yıl sonra gördüm diyorsun ama. Evet gördüm. Gördüm diyorsun ama ne kadar mesafedeydi? 1 metre mesafedeydi. Evet. Kaçardı Müge abla sürekli kaçan bir kız. Hayaller kuran bir insan. Benim evime gece yarısı saat 2'de bırakılıyor. Kim bırakılıyor? Hani desin bana dedi şüphelendin mi? Ya benim kız kardeşim 4 gün bir hafta gelmezdi. Ha benim eşim yanımda. Hani gidiş saatleri belli, geliş saatleri belli, iş yerinden çıkış saatleri belli. Akşam gece benim yanımda eşim. Kız kardeşim kayıp. Telefonu açardı bir hafta gelmezdi. Telefonu açardı ben buradayım. Kaçardı yine bak, kaçardı. Bak şimdi tanık beyanlarında efendim, sen hani belki hani diyorsun ya çok iyi okuyup yazamıyorum. Herhalde hani çok bu ben dosyaları okuyorum. Da okumadın ha. Ben okuyorum da tamam. Hani böyle şimdi şeyleri bak, tanık şey beyanlarında senin kız kardeşinin evet. Sen şimdi gördüm dediğin için rahmetli de diyemiyorum ama evet. Tanıklar demişler ki ablamı öldüreceğim ve eniştemle evleneceğim diye konuşuyormuş. Onu diyen ablam benim. Ha? Onu diyen ablama söylemiş. Tamam. Onu söylemiş. Ablama diyorum ki niye 12 sene sonra diyorum bana söylemediniz. Ablan da bunu söylüyor ya. Evet. Bak ben kimin söylediğini bilmiyorum. Bunu da söyleyen ablam. Yine ablam söylüyor benim. Annemin ilk eşinden olan kişi. Tamam annem ne demiş ona? Ya, Ankara'ya götürdü. İşte eşim kız. Yavrum bak şimdi senin kız kardeşin o zaman diğer ablanıza yani ben seni öldürüp eniştesiyle evleneceğini söylüyor. Peki evet. Şimdi ablan niye yalan söylesin? Bana ben de diyorum ki abla 12 sene içinde bana niye söylenmedi bunlar çünkü diyorum. Çünkü diyor ki annen de
Hep kendini atacağım dedi, öldüreceğim hayır, dedi abla, falan. Hayır, biz de korktuk kesin, diyor yani. Hayır, söyledim kesinlikle diyor anneniz. Bakın kesin, annenizin ifadesinde sana aslında ben diyor bunu Çiğdem'e söyledim. Ama Çiğdem bunu açığa çıkarırsan ben kendimi asarım, keserim, öldürürüm gibi ya, bana tehditlerde ben bulundu niye kendi diyor. Hayatım, annenizin söylemi ben bu. Kendi hayatımdan niye bana dedi ki kızım böyle böyle. Ben de ona göre kendime ama başka dedim hayat, diyor değil mi? Hayat, Duna Hanım söyledi mi? Ben işte ne yavru yapmazdım. Ben kendi geleceğime, kendi hayatımı karartmazdım Müge abla. Efendim Duna Hanım, efendim? Beni susturmadın mı? Nerede susturdum anne? Yalan söyleme anne. Anne yalan söyleme anne. Kimse duymasın. Beni susturmadın mı? Ne dedim anne susturdum ben. Ne dedim sana anne? Yalan söyleme anne. Yapma anne bunu bana. Yapma anne bunu bana. Sen görmüşsün, sen biliyorsun, sen ediyorsun. Ben niye görmedim anne? Yediniz, yediniz. Duşman mıydın? Atmaydım sen ona. Anne yediysem kızını sen yedin anne. Atmayaydın da ya. Anne kızım kaçıyordu. Sordun mu bir günde? Kızım sen anne, nereden geliyorsun diye sordun mu? Düşürdünüz beni yataklara, yataklara. Beni dinleyebilir miyim Müge abla? Ben anlayamıyorum. Peki Durna Hanım. Ama bir dakika o da konuşsun sen. Peki Durna Hanım siz bu 12 yıl boyunca damadınızın evine gidip geldiniz mi? Buyur. Yani bu 12 yıl boyunca damadınızın evine gidip geldiniz mi? Geldim, inkar etmiyorum. Kendi geldi beline, yedi, içti, bir suray kalkıp bir kaşığı değiştik. Tamam ama şimdi ama, burası da bana anlamsız. Ama yani. Ama Durna Hanım şimdi bakın bu da çok anlamsız. Siz Çiğdem'e bak senin kocan öldürdü benim kızımı diyorsunuz. Belki Çiğdem sizi asacağım kendimi öldüreceğim falan dedi. Hadi şikayet etmeniz onu anlarım. Ama damadınıza da o zaman aynı tepki verip bir daha hiç yüzüne bakmamanız gerekirdi. Evet. Aynen. İnanmıyor. Ben kocasını eve çağırdım. Eve eve. Eve? Eve çağırdım kocasını. Dedi Ravut en sonra değil. Canım dedi kızım dedi. Ben dedi Çiğdem nişanlıysa doğru bendeydi dedi. Duyuyor musun bu? Evet. Ha, Çiğdem dedi nişanlıysa doğru bendeydi dedi. Yavrum dedim o zaman alsa geçseydin dedim. Kimse bir şey demezdi dedim. Ben. O zaman aftan geçseydim dedim. Niye kimse kimse duymasın diye benim eşimi sen eve çağırıyorsun bir dakika, sen. Bir dakika. Çiğdem'i değil Filiz'i mi istiyormuş? Olur dedim. Benim şüphem senin üstüne dedim. Ha, bir dakika. Durna abla. Senin damat Çiğdem'i değil aslında Filiz'le mi evlenmek istiyormuş? Çiğdem. Filiz'le mi evlenmek istiyormuş? Yalan. Üstüne ya, evlenmek ne istiyorum. Yok artık daha neler. Kocan anlattı kocan. Yalan Müge abla. Benim kocan eşim, yani. Eşim bana dedi ki annen dedi telefon açtı dedi. Müge abla beni eve çağırdı dedi. Çiğdem dedi. Annenle konuşma yaptım dedi. Annen dedi her zaman sade. Bu annene ben ne yaptım ki de benden şüpheleniyor. Benim iyiliğimin karşılığı hep bu mu oldu dedi. Şimdi Çiğdem'cim bak bir tek annen söyle mevzusu değil ama ben tabii annenin de bu tavrını açıkçası çok anlam veremiyorum. Evet. Şunu hani... Şimdi adaleti yanıltmak denen bir şey var ya da bilgi vermemek denen bir şey var ama atıyorum dış kapının dış mandalıdır. Sen de o zamana kadar sessiz kalmışsındır. Anlarım ya da sana ulaşamamıştır polis, jandarma yani herkesi de kim ne biliyor nereden bilsinler gitsinler. Evet. Ama burada mevzu bahis olan sizin kızınızın yaşamı. Hadi anlamaya çalışayım Çiğdem öldüreceğim kendimi dedi diye sussunuz o sırada yani polise söylemediniz. Ama damadınızla nasıl aynı masada tekrar 12 yıl boyunca yemek yediniz madem biliyorsunuz öldürdüğünü? Kızım ben Kayseri'ye geleli 3 sene olmuş. Bir yer bilmiyorum, bir yere gidemiyorum. Her şey... Nasılsın sen? Suskum, suskum. Sus. Hemen sus. Sen de bu çene olduktan sonra sen herkesi yanıltırsın sen. Babam konuşsun. Babam konuşsun Müge abla. Benim babamla bağlanmasını suskum istiyorum ben. Sus! Hep Çiğdem sus! Çiğdem sus! Susmayacağım! Ben burada sesimi duyuracağım! Benim bu hayalimi elimden alamayacaksın anne! Duydun mu? Suçun adamı beni sen oralarda... Beni niye götürmedin oraya? Beni! Ben seni götürmek istedim! O insan arattırdı! Müge abla ben sizi aradım Müge abla! Ben kız beni kardeşimin TC kimlik numaralarını verdim Müge abla! Benim eşim arattırdı! Yazık annene ben çok acıyorum dedi! Eşim! Ben eşimin telefonuna size alışmak için düşmüyor Müge Hanım. Düştü. Ben bana geri döndüler. Benim kız kardeşimin TC'sini aldılar.
biz size geri döneriz. Her zaman ararım Müge abla ben sizi. Her zaman. Aramadın diyor. Ben sana demedim mi? Çıktı mı bizim kayıtlarımızdan? Ya bizim çünkü defterlerimiz özellikle bilgisayara da geçirdik. Ben aradım Müge abla inan. Hatta benim komşularım şahit. Hayır, bunu da neden geçirdik? Çünkü şimdi mahkeme dosyasında mahkemeler bizden bu bilgiyi istiyor. Evet. Diyorlar ki bu kişi size başvurmuş mu? Mahkemede öyle bir şey söylüyor ben mesela. Ben aradım. Biz de hepsini bilgisayara geçirdik bütün kayıtları ki mahkemeler istediğinde. Böylece kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Çünkü mahkemelerde de şöyle konuşuluyor yani ben aslında Müge Anlı'ya da çıkmak istemiştim de işte ben suçsuzdum falan diyor. Bazen mahkemeler de bizden bunun bilgilerini istiyor. Kayıtlarını istiyor falan, telefonları istiyor. Biz de hepsini bilgisayara geçirdik ki daha yardımcı evet, olabilelim doğru, diye. Evet. Bak şimdi Çiğdem'cim. Evet abla. Şimdi seninle ilgili gerçekten sen hani anlatıyorsun da ben Filiz'den daha çok seni düşünüyorum. Ya bir insanın hayat arkadaşını suçsuz bulup bu kadar bu denli savunması çok güzel. Fakat neden hiç annen, ablan, diğer şahitler bir şey söylerken hiç eşinle ilgili şu kadarcık şüphen yok mu? Yok abla. Ne senin siz böyle Leyla ile Mecnun gibi mi yani? Abla, ne yani? Hayır ya sevgi değil abla. Sevgi değil. Ne? Yani güven abla. Güven. Yani diyorum şuncacık ben eşimden bir şüphe duysaydım. Benim ilk çocuğum benim 1,5 aylık karnımdaydı. Sen yoluna ben yoluma derdim. 18 yaşında ben hayatıma bakardım. Ben şu an 12 senedir yani başka bir hayattaydım Müge abla. O zaman niye? Ama şimdi ben 18 yaşındayken o zaman diyeydin ki benim yaşım kızımın yaşı küçük. Ben şu an 30 yaşındayım. Ya ayrılırdım. Başka bir hayatım olururdu. Kendi ayaklarımın üstünde dururdum. Ama annen dedi söyledim ayrılmadı diyor yani. Hayır Müge abla söylemedi Müge abla. İnan söylemedi Müge abla. Ya ben diyorum 12 senedir ben o insanın içindeyim. Ben niye şüphe kapmadım diyorum ama ya. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani güven de kontrole tabidir. Herkes de o kontrolü yapabilecek kapasitede değildir. Şimdi ben güveniyorum tamam da hani hangi araştırmaların sonucunda güvendin? Şimdi neye dayanarak güveniyorsun? Yani ben şimdi birine güveniyorum demem için yani evet. O kişiyi gerçekten tüm kontrollerden geçirmiş olarak ya, evet. Güvenmem Müge abla, lazım. Benim eşim sanayici, motorcu. Benim eşim. 7-24 saat çalışan bir insan. Yola gider. Müşterisinin arabası kaldı yola gider. Saatinde gelir, saatinde gider ek iş yapar. Öyle gezmesi tozması yok bir. Bilemezsin ki sana der ki hayır. Ben onun motorunu tamir edeceğim der gider biriyle beraberdir. Hayır. Müge abla. Şimdi 7-24 yani... çalışır dendiği andan itibaren benim kafamda mutlaka buyur bir hocam. Soru işareti buyur olur. Hocam. Buyur hiç hocam. Kimse 7-24 çalışmaz. Hocam. Bu insan doğasına aykırı çünkü dinlenmek ve sonuçta o yorulduğumuzu bir şekilde enerji depolayarak evet. Gidermek zorundayız. Evet. Ya enerji depolamasını falan boş ver öyle olmaz yani. Ama olmaz yani sonuçta hocam. Sizin eşiniz 7-24 beni telefonla çağırdılar gidiyorum araba yolda kalmış. Böyle bir sistem ya, yok Çiğdem Hanım. Benim eşim ek iş yapardı hocam. 6:30'da çıkardı, sanayiye gelirdi hocam. Çünkü hani hiçbir şeyimiz yok. Kendi ayaklarımızın üstü, kimse eşiniz destek ne yok. İş yapıyordu? Motorcu, araba motoru. Araba tamirci yani mi? Yolda tamirci ya, zaman tamirci. Tamam. Saat 6:30'da hani sigorta olarak başka işte tamam. Çalışırdı, ek olarak. Çünkü yani kimseden desteğimiz yok, kendi ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Borçlarımız tamam. Çok. O yeterli gelmiyor, aldığı aylık yeterli ek gelmiyor. Iş yapıyordu. Ek iş yapardı. Ek ya yine aynı. Sanayici, motorcu olduğu için hani motor yapardı. Yani yolda birisinin arabası kaldığında arıyor onu gidiyor motorunu tamir edip yani geliyor. Yani o değil. Yani sanayide araba tamam bozuldu. Sen nereden biliyorsun onun gidip motoru tamir ettiğini? Kardeşinde. Şimdi aranızı da bozmak istemiyorum hayır, ama. Hani şimdi var, çok güvenli yani çok güveniyorum dediğin zaman. Ben telefon numaraları verdim o kişinin yanında çalıştığına. Abisinin iş yeri var. Abisinin iş yerinde çalıştı. Ondan bahsetmiyorum. Bak ben ondan bahsetmiyorum. Diyorsun ki buyur abla. Ben eşimin nerede olduğunu biliyorum 7-24 çalışıyor diyorsun çalışıyor ya. Çalışıyor abla. Tamam ama senin anlattığın iş grubu yani yanlış da anlamasın bu iş grubunda olanlar da yani bir şey yapıyorlar anlamında söylemiyorum. Ama telefon gelip bir yere giden adam ya da kadının nereye gittiğinden %100 emin olamayız ki. Yani senin bu lafına ben eşime sonsuz güveniyorum dediğin için geldik. Kadınlar evet. İçin de erkekler için de. Tabii yani kadın ya da erkek ihtimal... yani. Yani bu yalan beyanda bulunma,
Hangi iş grubunda olursa olsun. Gittiği ihtimali her zaman vardır. Ya 7-24 saat yolda dediğim Müge abla. Sanayide çalışıyor. Hani arabanın motoru bozuldu. Araba sanayide motor tamir ediyor. 7-24 saat. Gece saat hani... Seyirciler daha iyi bilir yani sanayici. Benimki eşim taraf hep sanayici yani. Hangi işte olursa olsun. Şimdi Çiğdemciğim bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ortada senin bir tane kocan var. Bütün ailen de kocana cephe almış. Bir takım iddialar var. Ablan, abin, annen, o bu. Evet, sen abla. De diyorsun ki ben kocama sonsuz güveniyorum. Ben de sana diyorum ki hangi elemelerden geçirdiğinde bu kadar sonsuz güveniyorum. Yanlış da bir şey söylemek istemiyorum. Yani kimsenin arasını da bozmaya niyetim yok ama. Yani hiç kimseye de ben körü körüne güvenmeyi çok akıllıca bulmam. %100 güvenmek mümkün yani değil. Yani mümkün değil yani. Mümkün. Kendi çocuğunla ilgili bile. Şimdi ancak mesela benim için, bizler için. Ha sen çok güvenlisin. Her sabah saat 10'dan, her sabah saat 10'dan 1'e kadar nasıl olsa ekrandayız. Ben kalkıp da başka bir yerdeyim diyemem.